Çağlar Söyüncü sarı lacivert renklerimize bağlandı diyor Fenerbahçe paylaşımında. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda kulübümüzle Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır. Çağlar Söyüncü kendisini 3 artı 1 yılı renklerimize bağlayan imzayı atmıştır. Çağlar Söyüncü'ye bir kez daha Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor. Çubuklu formamızla zaferlerle dolu bir yolculuk diliyoruz diyor. Fenerbahçe Spor Kulübü yapmış olduğu paylaşımda Çağlar Söyüncü artık bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'nin futbolcusu. Erdem, beklenen bir gelişmeydi. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya zaten sezonun bitmesiyle beraber Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kalmak istediğini hem Fenerbahçe Kulübü'ne hem de Atletico Madrid cephesine bildirmişti. Oyuncu bu süreçte Avrupa'dan da önemli kulüpler istemesine rağmen Fenerbahçe'yi bekledi. Fenerbahçe ile Atletico Madrid'in anlaşmasını bekledi. Tabii ki bu çıkan haberlerden biliyoruz. Galatasaray'ın da oyuncuya bir ilgisi olduğu söyleniyordu. Teklif yaptığı, Çağlar'ı ikna etmeye çalıştığı da konuşuluyordu. Çağlar burada Fenerbahçe'ye maaşını gerekirse birazcık daha düşük tutup Fenerbahçe ile anlaşma yolunu seçti. Kariyerine Fenerbahçe ile Mourinho ile beraber devam etmek istiyordu. Geçen programda da bahsetmiştik. Fenerbahçe Çağlar'ı, Çağlar Fenerbahçe'yi, Mourinho da Çağlar'ı istiyordu. Aslında böyle bir üçlü denklem, herkesin birbirini istediği, devam etmek istediği bir birliktelik varken bu bozulmadı. İyi de bu uyum yakaladı Çağlar. Geçen sezon tabii devre arasında geldi. Galatasaray maçında attığı da bir gol vardı. Evet. Fenerbahçe için bayrak oyunculardan biri olabilir ilerleyen yıllarda. O yüzden anlamlı ve önemli bir transfer. Özellikle önümüzdeki sezon yabancı kuralı da değişecek ve Fenerbahçe'nin belki de direkt 11 oynatabileceği yerli bir stoperi oldu. O yüzden hayırlı olsun Çağlar adına. Tabii şanssız bir sakatlık yaşadı, milli takımda Doğru. Formayı terletemedi, ancak hem milli takım için hem Fenerbahçe için çok önemli bir transfer. 3 artı 1 yıllık bir anlaşma. Tabii bonservis bedeli burada merak ediliyor. Onun da açıklaması sanırım. Kapa bakmak 8,5 lazım. Milyon 8,5 euro. Milyon euro. Ya piyasası yüksek olan bir oyuncu zaten. Bu rakamlara çok fazla takılı kalmamak lazım. Çağlar kalitesindeki bir oyuncuyu yurt dışından bu rakamları ancak getirebilirsiniz. Belki daha fazlasını ödemek zorunda kalırsınız. O yüzden Fenerbahçe iyi bir takviye yaptı. Hem takımı tanıyan, hem camiayı bilen, hem de direkt olarak 11 oynayabilecek iyi bir yerli stoperi var Fenerbahçe'nin. 3 artı 1 yıllık anlaşma. Hayırlı uğurlu olsun. İki taraf adına da önemli bir takviye. Editörümüz Ercan Şimşek ekrana yansıttı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün X hesabı üzerinden, eski adıyla Twitter üzerinden yaptığı paylaşım. Az önce zaten seslendirmiştim. 3 artı 1 yıllık bir anlaşma. Bunun yanı sıra kamuoyu aydınlatma platformuna da Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Saniyeler önce ve şöyle söylüyor. Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Atletico Madrid kulübüne toplam transfer bedeli olan 8 milyon 500 bin avro 4 sene içerisinde 7 taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız dedi Fenerbahçe kamuoyu aydınlatma platformuna. 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bu bedel 4 yıl içerisinde ödenecek ve 4 yıl içerisinde 7 taksit şeklinde Fenerbahçe Atletico Madrid'e bu parayı verecek. Erdem de az önce söyledi. Furkan, beklediğimiz bir gelişmeydi. Hafta içi haberlerde de vardı. Doğru. Yabancı kuralına da dikkat çekti zaten. Eldeki stoperleri de aslında bir şöyle hızlıca hemen hatırlatırsak, sezon bitiyor, unutuyoruz, evet, gelenler Beka, gidenler. Beka, Ciku, Luan Perez var. Çağlar eklendi. Çağlar eklendi. 4. Osterwold'e oynayabiliyor. Zaman zaman orada oynayabiliyor. 5. Serdar Aziz'in durumu. Şu an devam ediyor. Bir yıl sözleşmesi var. O da devam ediyor. 6 ama herhalde Serdar Aziz'le yollar ayrı olacak. Tabii ki de orada artık kamp döneminin nasıl geçeceği belirleyici olacak. Ama Fenerbahçe'nin elinde geniş bir stoper havuzu var şu an.